askerliğiniz yandı ulan. Acemi çaylaklar gibi döneceksiniz karakola. Kusura bakma Tert. Biliyorsundur bu. Sıkma canını Orhan. Canın sağ olsun. Ama birinin dur demesi lazım buna. He. Serdar komutanım ha buraya olacaktı ki. Ha buna öyle bir dur derdi ki. Bir daha şerefsizlik ettiği mi etmeyi görürdük o zaman da. Komutanım. Ne var havuç kafa? Memiş'in telefonu var komutanım. Önemliymiş. Memiş'in telefonu var da. Bakalım Memiş'in telefonda konuşacak hali var mı? Yoksam. Deyiveyle arkadaş. Kimmiş ki beni arayan? Ben de merak ettim şimdi bak. Kimmiş arayan? Berivan adında bir kız komutanım. Berivan'ım. Vay. Kim lan bu Berivan? Nişanlım Akidiş. Akidiş. Bu ne lahaballik lan? Nişanlın öyle mi? Nişanlı adamın yüzüğü olur lan benim bildiğim. İşte Akidiş. Aha. Berivan'ımın yüzüğü. Ver onu bana. Emre karşı mı geliyorsun lan? Ver dedim sana. Bela arıyor oğlum bu. Uyuma tertip. Arkadaş. Nerede? Tertip. Sabura gel oğlum. Sabur da. Anlasana uşağım. Ulan. Bilerek yapayım bunu şerefsiz. Dikkat et asker. Bugün yüzüğü kaptıran... ...yarın nişanlısını da kaptırır. Yetti gari lan. Tertip. Şimdi bittin Memiş. Dur bakalım. Nereye böyle kıltık? Şşş. Karışma uzman. Acele et bacı. Bak yakarsın bizi. Memiş. Şükür Allah'ıma duydum sesini. Ulan bittiniz siz. Yaktım hepinizi. Yasak lan. Telefon bundan böyle bu karakolda yasak. Yasak! Debelen mi uşağım? Kalbine zarar durdu. Çekilin lan! Hastanede misin Berivan? İyi misin? Cezaevine dönüyorum. Sana çok ama çok önemli bir şey diyeceğim Memiş'im. Söyle. Söyle Berivan'ım deyiver. Memiş. Kimsin lan sen? Kimsin ki bana karşı geliyorsun? Alo. Haddini bileceksin lan. Memişim. Abi dur. Berivan bir şey deyiverecekti arkadaş. Orada mısın? Neler oluyor burada? Bak etme arkadaş. Ver şu telefonu diyorum. Versene. Memiş. Memiş orada mısın? Dua et ki üstümsün. Alo. Zulümdür bu arkadaş. Ver şu telefonu. Memiş. Allah'tan kork be. Kes lan. Memiş, yandınız oğlum siz. Bittiniz. Bu ne halt yemektir uzman? Size anlattım ya komutanım. Komutanım. Berivan'la konuşuveriyordum. Bak telefonla. Memişim. Dinliyorum. Telefon kesildi diye çok korktum. Dinle beni. Sadece bir cümle bir şey. Kusura bakma bacı. Bir dakika dedik. Karşıdaki askerdi dedik ses etmedik. Ceza aldırma bize. Hadi bacı. Hadi Berivan söyle. Hadi bacım. Geciktik zaten. Söyle Berivan. Söyle Berivan'ım ne var ya? Berivan'ım ne olur söyle. Ölürüm merakımdan. Ölürüm. Uzman, buraya gel. Berivan. Berivan'ım.
Söylesene. Uzman, buraya gel. Üstün karşısında nasıl durulur bilmiyor musun? Kimsin sen? Uzman jandarma, üst kademeli çavuş önce. Emredin komutan. Bu askerler zorbalık yaptılar. İlçede bir kahveyi basıp talan ettiler komutanım. Yanlış istihbarat almışsın uzman. Örgütün ajanlığını yapan Sevim'in kahvede olduğu istihbaratını almışlar. Ardından kahvede örgüt yanlılarının saldırısına uğramışlar. Çocuklar da kendilerini korumak zorunda kalmışlar. Olay budur. Kahvenin sahibi Şero davacı oldu komutanım. O adam örgüt yanlısıdır. Gelsin şikayetini bana yapsın. Çıkar kelepçeleri. Çıkarın. Uzman, sen çıkart. Anlattığım gibi değiştir uzman. Emredersiniz komutanım. Hadi çocuklar. Siz de işinizin başına. Emredersiniz komutanım. Kendimi zor tutuverdim komutanım. Berivan'ıma hakaret etti. Can evimden vurdu beni. Sabır koçum, sabır. Berivan kardeşimin de senin de tek çareniz sabırlı olmak. Ben size karakola dönün diye emir vermiştim. Ne işiniz vardı o kahvede? Komutanım, Leyla bacının... Leyla'nın adını duymak istemiyorum demiştim sana Şahin. Komutanım. Yeter Şahin. Üstünüzü değiştirin. O kadar işte. Uyandığında Zilan artık Zerdüşt'tür. Bu kadar çabuk mu? Ya bunun zamanla mamanla ilgisi yok Rojda Heval. Bu tamamıyla bilimle alakalı bir şey. Sen kafanı yorma çünkü basmaz. Ya şahane bir ilaç yaptım ki var ya abo hayatta affetmez. Ve de gitti bu. Hemen hayal kurmayın. Zilan o kadar kolay pes etmez. Allah'ım affet beni. Beni inancımdan döndürme Allah'ım. Ula! Bu kız çok uğraştıracak bizi. Tekrar hipnoza başla Raif. Bas şuna ilacı doktor. Emredersin başkan. Ya Zilan, hadi be çiçeğim. Bilime biraz saygın olsun ya. Dur la! Az evvel ölüydü Zilan. Üstüne gitmeyin. Yeter. Ya bas ilacı doktor. Bir şey olmaz ona. Katır gibi dayanıklı duru. Ne dersin lan sen? Karışma bu işe. Asıl sen karışma bu işe. Zilan'ın keyfini bekleyecek halimiz yoktur. Öldüreceksin lan Zilan'ı. Baran haklıdır Botan Başkan. Ölümden zor döndü. Üstüne gidersek kaybedebiliriz. Bırakalım dinlensin biraz. Rahip doğru der Botan Başkan. Sabredelim. Nasıl olsa avcımızın içinde. Bu işten kurtuluşun yok Zilan. Ya Zerdüşt olacaksın ya da aklını kaybedeceksin. Leyla bacının günahsız olduğunu Serdar komutana anlatmak zorundayız. Demesi kolay. Serdar komutan inat dur. Dinlemez ki bizi. Bir şekilde anlatacağız oğlum. Hey Egelu, sağa değirip burada mısın? Kriz masasındayız da. Neyin var dur? Dalma derinlere. Berivan'la iki laf edemedim. Bir daha göremeyeceğim belki de. İçim yanıyor arkadaş. Ben yandım. Komutanım yanmasın.
Leyla bacının da daha fazla günahını almasın. Aynen tertip, aynen. Gidip anlatacağız her şeyi de. Nasıl? Bence hemen anlatalım onu. Dinler mi? Dinler tabii ya. Dinlemez mi hiç? Orada ne fısıldaşıp duruyorsunuz? Askerleri elimden aldık komutanım. Çaresiz kaldım. Ne yapmamı emredersiniz? Üst teğmenin üstüne gidersek o da Şeron'un üstüne gidecek. Mesele iyileşmesi işimize gelmez. Bırak şimdilik istediği olsun. Emredersiniz komutanım. Derdiniz ne sizin aslanım? Hele bir yol dinleyiverin komutanım ha. Keçi gibi inatçısınız be. Hadi de anlasana Şahin'im olayı. Komutanım biz olayı araştırdık. O Sevim'i kıstırıp üstüne gidince bütün meseleyi öğrendik. Leyla bacı o kahveye sizi kurtarmak için gitmişti. Ben onunla içeri girmediğim için ne olduğunu bilmiyordum. Leyla bacıya sizi bırakacakları söylenmiş. Karakolun önünde sizin çıkmanızı bekliyormuş komutanım kızcağız. Evet. Ama sizin yerinize o çakal bırakıldı. Yani Leyla'nın bir suçu yok. Evet. Yok komutanım. Yok komutanım. Hiçbir suçu yok. Leyla bacıya çok kötü bir oyun oynamışlar. Sen burada kalacaksın. Her fırsatta ilacı vereceksin Zilan'a. Aklını iyice karıştıracağız. Sonunda ölecek. Zorlama. Bırak götüreyim Zilan'ı. O benim karındır la. Ne zaman karın oldu Baran komutan? Yaptığın sahte nikah kendin de inandın ha? Kes sesini la sen. Şu aptal aşık hallerini bırak Baran. Meselenin ciddiyetini anla. Bölgede örgüt için en büyük engel İslamiyet'tir. Halk bizi dinsizlikle suçlar. Örgüt, İslamiyet'le insanların bağını koparmak için insanlara makul gelecek bir din yaratmak zorundadır. Baran, bu dinde zerdüşlüktür. Zilan gibi birkaç yüz kişiyi İslamiyet'ten döndürürsek gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Kaçıyordum. Neredeyim ben? Roj da ölmüştü. Allah'ım, neler oluyor? Buraya nasıl geldim ben? Şunu iyice kafana sok Baran. Zilan'ın zerdüşt olmaktan başka seçeneği yoktur. Zilan burada cehennem azabı yaşayacak. Gerekirse delirecek. Ama zerdüşt olmadan buradan çıkmak yok. Hipnozla Zilan'ın inancını kıracağız. Başka çare yok. Leyla! Sen uyandın mı Leyla? Mel Efendi nerededir? Bilmem ben. Geliyor galiba. Sokma içeri. Tamam. Ay. Hayırdır kızım? Ben buraya nasıl geldim ha? Onlar nerede Mel Efendi? Onlar kim kızım? Baran peşimdeydi. Sonra Roş'la çıktı karşıma. Sonra doktor. Botan. Vallahi onlar kim tanımam. Bilmem kızım. Neden bahsettiğini anlamadım. Sen rüya mı gördün? Rüya görmedim Mel Efendi. O mahzene girdim ben. Sus.
Rüya değildim Meli Efendi. Mahzene kapattığın Zerdüş dediğin insanları gördüm. Onlara ettiğin eziyeti gördüm. Karakola gideceğim. Yaptığın zulmün hesabını vereceksin. Ne eziyeti? Ne Zerdüş'tü kızım? Ne diyor bu habim bacı? Leyla bacı rüya görmüş olmalı. Götürün beni Mahzene. Hadi götürün. Buyurun gidelim hadi. Zerdüşleri gördüğün yer burası mı? Evet. İyi. Gir bak bakalım Leyla kızım. Gördün ya işte. Kimseler yok. Buradalardı. Leyla kızım. Hatırlasana. Yemek yedin. Sonra da gitmek istedin. Dışarı çıkarken de fenalaştın. Kaldın. Yorgunluktan olmalı. Biz de seni yatırdık. Mışıl mışıl uyudun. Rüya gördün herhal. Gördüklerim rüya değildi. Gerçekti. Burada zulüm gören zavallı insanlar vardı. Neredeler? Uçmadılar ya. Gördüm. Rüya değildi. Gerçekti. Leyla kızım. Bu uğursuzlar seni bekler dururlar. Bir delilik yaparsan yakalarlar seni. Hemen Serdar'a gitmem lazım benim. Hele bir sakin ol. Aklını başına topla. Bak bu sapkınlar bu kutsal korunmuş yere gelemezler. Bir Müslüman benden başka kime güvenir ki? Bunlar çekilince sen de gidersin. İyi bir Müslümansan, benim gibi bir adamın sözüne güvenmen lazım kızım. Benim diyeceğim budur sana. Çok yorgun düşmüşsün. Aç kalmışsın. Aklın karışmış senin. Rüya gördün, gerçek sanıyorsun. Gördüklerim rüya olamaz. Tövbe tövbe. Meli Efendi gibi mübarek bir insana inanmaz mısın sen? Hadi gel biraz yemek ye, dinlen. Hadi. Yoksa yanıldın mı? Allah'ım bana yardım et. Allah bilir Leyla nasıl bir belanın içine atıldı. Yazıktır da. Günahdır Leyla bacıya. Hemen bulalım komutanım onu. O çakalın kardeşi Sevim cadısı Leyla bacının yerini biliyordur komutanım. Sevim bulmak için de o Şero denilen şerefsizin gırtlağına çökmek lazım. Bize izin ver gari komutanım. Gidip sıkalım o serserinin boğazını. Sonra başımız yine belaya girsin. Olmaz. Biz askeriz. Hesap verecek üstlerimiz var. Bağlı olduğumuz kanunlar, kurallar var. Peki ne yapacağız komutanım? Elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız komutanım? Leyla bazının başı dertte dur. Gidelim. Hesap vermeyecek biri var. Ondan yardım isteyeceğiz. Yine bir şeyler karıştıracak bunlar. Emredin komutanım. Kralı'dan bir konvoy geçecek uzman. Yol tuzaklansın. Emredersiniz komutanım. Bütün fareler bir araya toplandığına göre bir koku aldıkları belli. Askerler kanalından geçecek ha?
Öyle. Tamamdır la uzman. Rojda, mayıncıları çağır. Tuzaklanacak yol, delinecek yağ tenekeleri var. Emredersin başkan. Şşt, mayıncılar! Gelin la, başkan çağırıyor. Emret başkan. Şenlik var la. Bir konvoy dolusu askeri havaya uçuracağız. Emredersin başkan. Hadi. Biraz daha çık ortaya ithal fare. Biraz daha. Afiyetle ye. Sonra da biraz uyu dinlen ha? İnan olsun seni çok sevdim Leyla. Rüyayla gerçeği nasıl karıştırırım? Delirdim mi ki ben? Allah'ım bir yol göster bana. Gelin gelin gel gel. Var ya gerçekten şahane bir ilaç yaptım ha. Bu sesler. Allah'ım bu doktorun sesi. Selam var ya kesin Nobel bende. Aldım Nobel'i. Bu ilaçlar var ya, bu Zilan'ı bitirecek, tüketecek. Onun olmayan bir aklı var ya, böyle kuş olacak, uçacak, gidecek, kalmayacak. Yazık ya, o da bir insan sonuçta. Ben gerçekten ona sanki biraz acıdım ha, vallahi. Dikkat et, kız bize çok lazım doktor. Ya rahibem mi, sen ne kadar tırsak bir adam çıktın ya. Bir korkma diyorum sana. Ya ben tıp adamıyım. Kontrol benim elimde diyorum sana. Benim adım doktor ya. Yeme bizi doktor. Sen tıptan kovulmasın. Azı buçuk bilginle anca hayvan bakarsın. Bana bak la kaba sakal. Sen acaba beni kendinle mi karıştırdın? Sen şu tipine baksana tipine bir. Çakma imam. Zilan burada. Şşş, çabuk çabuk. Rüya gördüm ha? Sahte imam. Sahtekarlar. Yapma kız. İşbirlikçiler. Allah hepinizin cezasını versin. Yaklaşmayın. Sakin ol kızım. Sakin ol, bir şey yapmayacağız kız. Dur hele. Koşun. Yakalayın şunu. Tutun, yakalayın. Kaçırmayın sakın. Yetiş Batan, kız kaçıyor. Nasıl kaçıyor be? Kız her şeyi öğrendi. Bizi biliyor. Aa, operasyonu berbat ettiniz be. Ne etti lan bu salaklar? Yürüyün lan. Yürüyün lan. Gordon Yavuz 1. Cevap ver, önemli. Komutanım. Hayati bir işimiz var. Hemen ilçeye gel kordon. Anlaşıldı komutanım. Geliyorum hemen. Hesabı başka zaman keseceğiz çakal. Ne oluyor sana? Çabuk. Dur. Yaklaşmayın. Dur kız. Sakin ol. Sakin, dur kızım, sakin, gördük derim. Dur kız. Dur dur. Allah aşkına vurma. Yapma kız, ne yapıyorsun? Allah aşkına yapma. Dur kız. Allah aşkına. Uf, ne vuruyor kız? Yapma kızım, Allah aşkına vurma. Allah aşkına yapma. Allah'ın adını o pis ağzını alma. Kalk. Yapma, yapma bak Zilan, yapma. Mele. Kaçıyor, kaçıyor. Buraya gel. Lan. Kaçma. Kız. Zilan. Koşun, koşun. Kaçışın yok Zilan. Yakalayın şunu. Hey,
olsa ilacı vermiş. Takılalım. Hadi. Ne yaptınız la? Mayıncılar çalışıyor başkanım. Bir aksilik istemem. Temiz bitsin bu iş. Ses getirecek bir eylem istiyorum sizden. Emredersin başkan. Yürüyün. Getir bombayı. Konvoy geliyor lan, çabuk olun. Tamam havalı. Yolda biri var. Ezilecek komutanım. Dikkat et aslanım, açıktan al. Kenara çekilsene be adam. Çekilsene. Deli midir nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Patlamadı la bu. Niye patlamadı? Moruğa bak la. Mayını söker. Gebertelim lan şunu. Şahin dikkatli ol. Şahin dikkatli ol. Geçmiş olsun amca. İyi misin? Rojda! At silahını. Hortlak mı sandın la? Beni öldü sandın öyle mi? Senin geberdiğini görmeden ölmem ben sümüklü. Neyine güvenirsin la? Zerdüşleştirme projesi için sen lazımsın. Ama bana değil. Bittin sen sümüklü. Sen canımdan değerlisin Zilan. Gel kaçalım buralardan. Şehre göç ederiz. Kimse bulamaz bizi. Başıma gelen bu belanın sebebi sensin Baran. Seni çekip alırım bu beladan. Unut beni Baran. Baran! Baran! Roşa'ya ne oldu? Zilan'ı indirmiş. Şu taraftan kaçtı. Ben Rojda ile ilgilenirim. Siz bulun onu, hadi. Yürüyün la. Hayırdır kızım? Allah aşkına sakla beni. Peki, ne olur. Gel kızım. Her yeri arayın.
Bulun şunu hemen. Gel. Yat kızım. Uzan şöyle. Başkanım bu tarafta gördüm. Bir kız arıyoruz ihtiyar. Gördün mü? Görmedim. Bir ineğim var burada, bir de ben varım. Çık dışarı ihtiyar. Ahır arayacağız. Sana kız falan görmedim dedim. Git yoluna. Bana diklenme kal. Diz çök ihtiyar. Diz çök. Ne edersin oğlum? Çekilme kadın. Ya diz çökecek ya da geberecek bu moruk. İyi ya. Geber öyleyse. İnatçının delinin tekidir o. Duymaz bile seni. İlişme bize. Var git yoluna oğlum. Bana inat sökmez. Benim adım Botan. Söyle diz çöksün. Bu köyde emrime uymayanı ezerim. Diz çökeceksin. Ne duruyorsun be bastı diye. Etme bey. Ne inatlaşırsın sen. Sen içeri gir hanım, yürü. Ya son duanı edersin. Ya da önümde diz çökersin ihtiyar. Başka seçeneğin yoktur. Hadi. Aman olan dokunma ona. Erzak mı istersiniz ha? Alın bak, alın size kışlığımı vereyim. Alın. Ha? Mercimeğimden tutun fasulyeme. Her bir şeyim vardır. İlişmeyin. Alın. Başka da verecek bir şeyimiz yoktur. Etmeyin kurban olam. Gördün mü ihtiyar? Diz çöktün işte önümde. Ne istersiniz bizden? Ne istersiniz bu memleketten, bu milletten ha? Malımıza kastedersiniz, canımıza kastedersiniz. Kanımızı dökersiniz. Kardeşi kardeşe kırdırırsınız. Nedir istedikleriniz? Hiç mi Allah korkunuz yok sizin? Bu adamcağızdan ne istediniz? Bir kız kaçtı elimizden. Onu ararız. Bu köye girdi. Ahır arayacaktık. Bu moruk engel oldu. Geçin arayın. Her yeri didik didik arayın. Kız falan görmedim ben. Allah için görmedim. Arayın. Yeter ki ilişmeyin bize artık. Kısmet olsa bu kadar cesur konuşamazdın kadın. Ama yine de arayacağız biz. Başkanım. Köyün aşağısındaki derede baygın bir kız bulmuşlar. Ne dersin la? Yürüyün la, gidiyoruz. Niye diklenirsin bu kan içicilere bey? Bilmez misin ne zalim olduklarını? Ölürdüm ama bana sığınan bu canı teslim etmezdim onlara. Bey, ne diyorsun sen? Kız burada mıydı? Gel. Hadi gel. Ne isterler kızdan acaba bunlar? O alçakların istediği beladır hanım. Kan isterler, kan. İnsanları Allah'tan koparmak isterler. Serdar. Kurtar beni Serdar. O çakalın Leyla'yı nereye götürdüğünü bilecek tek kişi Sevim'dir. Onun yerini bilen de sadece Şero serserisidir Celil. Leyla bacının yerini bulduk sayılır komutanım. Komutanım, adamın kapısında çok iti vardır. Sorun değil Lazoğlu. Biz buradayız Celil. Çocukları beladan uzak tutmak zorundayım. Anladım komutanım. Yoksa asker emeklisi olacaklar. Here is action plan. Asked from organization by Big Bear and its brothers. There will be a collective attack to TR by company members' help.
Won't there? Pardon? Bakıyorum da ayaklanmışsın ithal fare. Yanındaki de Şero iti olmalı. Ne o? Kafa kafaya vermiş memleketi batırma planları mı yapıyorsunuz? Sen geri bas ufaklık. Biz erkek erkeğe biraz sohbet edeceğiz bu çakalla. Ulu asker kaçkanı. Seni gebertirsem kimse bana hesap sormaz ha. Gelmeyin lan! Gelmeyin! Gelmeyin ulan! Uy komutanım. Hadi sen bu eğlenceden bizi mahrum bırakma da. Koş. Gel. Gel benimle Sandra. Sandra kaç. Kaç Sandra. Hayır. Ulan su tabancası mı sandınız elinizdekini ha? Çocuk işi mi lan bu? Akıllı olun lan. Adam olun. Allah Allah ne oldu ya böyle? Sandra koş geldiler. Sen burada kal. Seni tanırlar Celil. Hakkını helal et amca. Bu fazla. Hop abi. Bunların derdini anlamadım Sandra. Bunlardan kurtuluş yok sana. Senin deşifre olmak kötü olur. Sen şuradan git. Ben de buradan. Okay. Celil. Ortama uydum komutanım. Hem işi yarım bırakmak olmaz. Bu kız kim? O niye kaçıyor? Bölgedeki ajanlardan biri komutanım. Yakalayıp öttürmek lazım. Şahin, Memiş, siz kızın peşine. Emredersiniz komutanım. Kızcağız hasta mı ne? Çırpınır durur. Bu kız önemli olmalı. Ayrılmıyorlar köyden. Bu kızı eve aldın ama bey. Bunu burada bulurlarsa... Bir de mayınlar ortaya çıkarsa yandık biz. Korkunun ecele faydası yok ana. Sıra hastası bir kızmış başkanım. Dere kenarında bulduk. Uzatma la. Götürün atın bir yere. Aradığımız asfalt artadır. Zilandır. Çıkışları tutuyoruz başkanım. Zilan köyden çıkmış olamaz. Kimse ayrılmasın yerinden. Emredersiniz başkanım. Zilan köydedir. Sıkıştık kaldı buraya. Gerekirse ev ev arayıp bulacağız Zilan'ı. Gerekirse bu köyü ateşe vereceğiz. Neredeyse çıkacak Zilan. Kı, al. Şunu bastır kafana da şu şişini alsın. Yoksa var ya kafanda yumurta gibi bir şişle gezersin ha. Kafama da kim vurdu çok merak ederim. Kim olacak? Salaklığından faydalanıp Zilan vurmuştur. Zilan önümdeydi. Aptal yerine koyma beni. Aptal değilsin ama salaksın. Kimin vurduğunu anlamamışsın. Bunu sen yaptın. O sümüklüyü sen kurtardın. Doktor, yaralı var. Yaralı mı? Ya gerçekten çok iyi ya. Vallahi çok sevindim ha. Ne zamandır paslanmıştım yani ha. Sonuçta bu ellerim benim neşter tutmak için yapılmış bu eller. Silah falan tutamam yani. Ne oldu la bugün diye? Vuruldu. Yok ya. Ola ben de patates soyarken bıçakla elini kesti sandım. Gerizekalı mal. Nasıl oldu la bu? Bir terslik oldu başkanım. Biri mayınları çalmaya kalktı. Konvoy kurtuldu. Adamı indiremedi mi la? Süs mü o elindeki? İndirecektik de o an askerler geldi. Biz de zor kurtulduk.
Yuh olsun size. Sonunda mayınları da kaptırdık be. Defolun. Yıkıl la karşımızdan. Gel la gel. Gel al şunu götür gel. Haydi. Sen kutsal kadınsın Zila. Ne diyor hanım? Serdar diyor bey. Kim bu Serdar? Devamlı onun adını sayıklıyor. Kocası falandır. Parmağında yüzük yok. Evli değil. Serdar. Artık kardeşi midir, sevdalısı mıdır bilmeyiz. Ama Serdar'ın onu kurtaracak kişi olduğunu biliriz. Ama kızın kim olduğunu bilmeden saklarız bey. Uğurlu mudur, uğursuz mudur bilmiyoruz. Neyin nesidir bilmiyoruz. Yok be hanım. Bir bak şuna ya. Yüreğinin güzelliği yüzüne vurmuş. Biz bu kıza Allah rızası için yardım edelim hanım. Ulan geldiler. Yakalayacaklar beni. Ne oluyor ya? Ne oluyor la? Ne yapıyorsun komutan? Baran Çakalı'nın kız kardeşi. Ona götür beni. Ben Sevim nerede bilmem ki. Bu ne biçim iş ya? Sen asker misin eşkıya mısın be? Seni şikayet edeceğim komutan. Çok haklısın. Biz askeriz. Heh. Eşkıya değiliz. He, aklıma gelmişken benden söylemesi. Ne biliysen söyle. Doğru dersin. Biz eşkıya değiliz ama kordon eşkıya dur. Kime şikayet edeceksin lan beni? Ben eşkıyayım, çakal. Dur komutan. Gitme. Götüreceğim seni sevime. Bırakma beni bu eşkıyayla. Komutan. Bırakma beni bu eşkıyayla. Serdar diye birini ne tanırım, ne de duymuştum vardır İbrahim oğlu. Pek şehirli adı. Buralarda pek duyulmaz. Sen neye ararsın bunu oğlu? Önemli değil muhtar. Konvoy gideceği yere ulaştı. Ne ettiniz siz Botan? Bizim salaklar bayınları çaldırdı Osman. Konvoy işi de yattı. Mazeretini rapor ederim. Bugünlerde çok olmaya başladı bu mayın olayı. Biri çalıp satıyor herhalde. Hep de Kınalıköy civarında oluyor. O köydeyim şimdi. Bir hesap sorarım. İşi kurcala. Şahsı bulursan bana haber et. Çekil la. Yere la. Yere. Geç la. Yere. Oluyor ya. Oluyor. Oluyor ya. Allah Allah. Ya ne oldu Allah? Muhtar hanginiz? Benim. Bu köyde saklanan bir kız var. Adı Zilan'dır. Kim saklıyorsa çıkarsın ortaya muhtar. Kızı misafir edeniniz var mı? Kızı bileniniz, göreniniz var mı? Bilen varsa söylesin. Kimse bilmiyor. Yanlışınız olmasın. Yanlış yok muhtar, yok. Biri biliyor. Ama ses etmiyor. Senin diyeceğin yok mudur Baran Başkan? Bana bakın la. Zilan kimdeyse ortaya çıkartın. Yoksa köyde taş üstünde taş kalmaz bilesiniz ha. Kızı saklayanı köy meydanında sallandırırız bilesiniz ha. Burada olduğu ne malum? Göçüp gitmiştir belki de. Kesin be! Zilan bu köydedir ihtiyar. O köyde döşediğimiz mayınları çalan biri var. Mayını kim çalar ya? Delinin biri olmalı muhtar. Mayın ne işine yarar yoksa? Çaldığı mayınları tekrar bize satacak aklı sıra ihtiyar. İyi düşünün, karar verin muhtar. Zilan'la mayın meselesi çözülene kadar bu köydeyiz. Biz burada kaldıkça da sizin canınız çok yanacak bilesiniz. Ya al
aldık başımıza belayı. Hayda, hayret bir şey ya. Bu resim niye bende? Bu bebek bensem yanımdaki kim? Burası benim evim. Sevim içeridedir. Kim bu? Bu resmin bende ne işi var? Belki bir gün karşıma çıkarsan parçalanan hayatımı sen birleştirebilirsin. Komutan! Ne istiyorsun benden? Davamdan vazgeçtim. Kurtuldun işte. Karşılığında da Baran Leyla'yı aldı değil mi? Konuş şimdi, nerede onlar? O abin olacak çakal Leyla'yı nereye götürdü? Bilmiyorum. Yalan söyleme. Sen onlarla birlikteydin. Bilmiyorum dedim. Örgütle organik bağın olduğunu biliyorum. Teröristlerle işbirliği yaptığını biliyorum. Seni bu suçlardan dolayı tutukluyorum. Sorgulanacaksın. Ben örgüt yanlısı falan değilim. Şu işe müdahale edelim ha, korkak var. Şero amca. Bu zavallı amcan da sütten çıkmış ak kaşık gibi maşallah ha. Sen terörist Baran'ın kız kardeşisin. Değilim. Sen ne yalancı bir kızsın. Değilim dedim. Ben sözde Baran'ın kız kardeşiyim. Ha? Ne yapıyorsun? Baran'ın kız kardeşi olduğunu ispatını. Kimliğini arıyorum. Yok benim kimliğim. Benim abim de yok. Anam babam da yok. Evet. Anlamıyor musun? Ben kimliksizim. Çocuk yaşta aklımı kaybettim. Adımı bile hatırlamıyor. Ben bir yangın hatırlıyorum sadece. Öncesi yok. Sonra Hayat Ağacı Derneği. Şimdi de teröristlerin arasındayım. Sonra Baran abim oldu. Adımı da Sevim koydu. Of! Bu kadar dram yeter. Sade de gel. Leyla'nın yerini söyle. Yoksa cezaevini. Söyle Sevim. Söyle. Nasıl olsa komutan alamayacak Zilan'ı. Baran, Zilan da Zerdüşt düğünüyle evlenmeye gitti. Zerdüştlük safsatası öyle mi? Öyle deme komutan. Kürtlerin asıl dini Zerdüştlüktür. İslam'ı zorla, döve döve kabul ettirmişler bize. Ağzından zehir akıyor çakal. Kürtler İslam ümmetinin yiğit evlatlarıdır. Sen kendi adına konuş. Ulan şu milleti nasıl böleceğinizi şaşırdınız ha? Sen söyle şimdi sen. O çakal nereye götürdü Leyla'yı? Zerdüştlerin tapınağına götürdü. Ulan kafa. Zamanında çalışmaz ki. Ben Leyla bacının nerede olduğunu biliyorum komutanım. Biliyor musun? Burada ailen var. Bir daha sefere karşılaşırsak başka türlü konuşuruz. Unutma korkak fare. Sen Leyla'nın yerini biliyorsun da biz niye uyuduk Celil? Çakallar bir camiyi gözetleyip duruyordu. Yar tepenin orada. Demek ki kaçan Leyla bacı oraya sığındı. Ah akılsız kafa, ah! Jale!
Baba? Yeni rakam yakışmış mı baba? Benim kızıma ne yakışmaz ki? Çok güzel oldun. Anneme söyle, sana da örsün. Olur kızım, söylerim. Sen sakın evden ayrılma, olur mu? Kapıyı da kimseye açma. Tamam babacığım. Ne oldu Celil? İyi misin? İyiyim. İyiyim komutanım. Kusura bakmayın, sizi birkaç dakika bekleteceğim. Siz araca gidin, ben geliyorum komutanım. Tamam Celil, araçta bekliyorum. Bu hırkayı hicran örmüştü. Kendi seçtiği bir çiçeği işlemişti. Aynı hırkadan iki tane olamaz ya. Bu hırkayı nereden buldun? Çıkar bakayım şunu. Şalemin hırkası. Nereden aldın bunu? Ne oluyor la? Hadi korkma. Söyle, nereden aldın bunu? Şero amca verdi. Şerefsizler. Gel buraya. Dur. Bırak beni, boğuyorsun. Nefes alamıyorum. Bırak. Ulan bu hırka, Botan denen şerefsizin alçakça katlettiği kızımın üstündeydi en son. Kızım bu hırka üstündeyken kaçırıldı. Bunun sende ne işi var lan? Ben ne bileyim. Kahvede unutmuşlar. Aldım, fakir bir kıza verdim ya. Suç mu bu? Boğuluyorum ya. Kahvede buldun demek ha? Ulan bırak! Senin ben... Bırak! Bırak, kocam öldüreceksin. Ya boğuluyor verdin ırkam, başımıza dert oldu ya. Hayır işledik. Suç mu? Bu ettiğin yanına kalmaz. Dernek gönüllüsüyüm ben. Hayat Ağacı Derneği'ndenim. Hayat ağacı demek. O derneğin ne hayatları hiç ettiğini iyi biliriz biz. Geri dur. Anlat lan şimdi. Botan'ı anlat bana. O da kim be? Ben tanımam bilmem ya. Şero. Neredesin lan? Cevap ver. Tanımazsın ha. Dinliyorum. Bana bak la. Şu komutanla kordon iti serseri mayın gibi dolaşırlar ortada. Dikkatli ol. Kimse açık vermesin. Bir şey olursa kara çınardayım. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi bittin lan sen. Hayır. Yapma. 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 Kaç bakalım şehir faresi. Ben alacağımı aldım. Neler oluyor? Bu eşkıya kocam öldürecekti. Kes be. Botan'ı buldum komutanım. Siz Leyla bacıyı çıkarın bu kapandan. Ben Botan'ın ensesinde olacağım. Ama önce bir söz vereceksin Celil. Adaleti kendin sağlamaya çalışmayacaksın. Botan çakalını yakalayıp bize teslim edeceksin. Aramıza dönebilmen için bu önemli. Suç işlememelisin, tamam mı? Gebertiyordu beni ya, boğuyordu. Konuş Şero, ne var? Komutanla kordon sıkıştırdı bizi. Leyla deyip durdu. Sonra kordon hatırladı Leyla'nın nerede olduğunu. Kordon Botan'ın peşinde, bilmiş olur. Komutan da Leyla'yı arar. Sevim iyi mi? Bir şey yapmadılar ya ona. Bizde bir sıkıntı yoktur. Tamam Şero. Bizim camiyi gözlediğimizi gördü demek. O kordon iti gölge gibi peşimizde. O baş belası komutan buraya geliyor. Gelemeyecek paran. Gelemeyecek. Mayınlayacağız yolu. Rojda, mayıncılar hemen gelsin. Emredersiniz başkanım.
bulamaz mıyım o mayınları? Kimin nesisin? Niye resmi ben de bilmem. Ama sen de askersin. Sen de benim düşmanımsın. Kadınlardan duydum. Teröristler celallenmiş. Kız ortaya çıkmazsa yakacaklarmış köyü. Korkma Hafize. Köyü yakarlarsa kendi bindikleri dalı kesmiş olurlar aptallar. Uyanmadı mı daha? Yok bey. Sarstım. Uyandırmak istedim ama nafile. Kıza ilaç verdiler herhalde. Kendine gelemedi zavallıcık. Bunun adı Zilan'mış. Neyin nesiymiş? Neden peşindelermiş kızı? Öğrenebildin mi? Orasını bilmiyorum hanım. Sen kıza sahip çık. Bey, o uğursuzlar yanı başımızdayken sen mayına mı gideceksin İbrahim Efendi? Bir komutan var. Köye gelirmiş. Onu mayınla pusuya düşürecekler. Seni öldürürler İbrahim. Öldürsünler hanım. Durmadan canlara kıyılan yerde eli boş seyretmenin ölümden ne farkı var? Sürekli buradalar bey. Dikkatli olacağız hanım. İşte en büyük düşmanımız bu cami. Burada Türk, Kürt, zengin, fakir, asker, köylü yok. Hepsi Müslümanım diye tanımlıyor kendini. Bunları bölmemizin önündeki en büyük engel bu cami işte. Şunlara bak. Ne? Yere la. Yere şöyle. Kalk. Ne dersin sen? Seni uyandırmaya çalışıyorum. TC aslını unutturmuş sana. Senin dinin Müslümanlık değildir. Yakında bunu daha iyi anlatacak örgüt size. Ekmeğimizi alırsınız bir şey demeyiz. Hayvanımızı çalar götürürsünüz bir şey demeyiz. Ama sakın inancımıza dokunmayın. O zaman başka olur. Ne olur lan? Ha? Sen elini düş hemşerim. Kordon iti. Kordon. Sen delisin la. Buradan çıkabileceğini mi sanıyorsun? Manyaktır la bu. Ölümüne geldin Kordon. Önce seni geberteceğim ama. Oradan sağ çıkamazsın Cemil. Sen öyle san. Komutanım, kolyedeki bir numarayı. Cahalemin katilini yakaladım. Ölümü hak etti komutanım. Adaleti kendin sağlamaya çalışmayacaksın. Botan çakalını yakalayıp bize teslim edeceksin. Aramıza dönebilmen için bu önemli. Suç işlememelisin, tamam mı? Askeri gördüm komutanım. Şimdi köye girsinler. Bu alçağı teslim edeceğim size. Köye kimse girmeyecek Kordon. Tek başına köyden çık ve derhal en yakın karakola teslim ol. Albayım! Albayım yapma. Şu çakalların yapmadığını sen yapma bana. Ne o kordon iti?
dut yemiş bülbüle döndün. Anlamazsın sen yılan. Senin kurşunun yıkamaz bizi. Ama içimizden birinin fiskesi öldürür bizi. Yazıklar olsun be. Yakalayın şunu! Yakalayın! Açın şu kapıyı! Hadi! Çabuk! Çabuk! Siz Celil'in peşinden gidin. Siz onu gebertirken biz de komutanı gebertiyor olacağız. Hadi çabuk! Hala kızı bulamadın mı Yavuz 7? Olumsuz Yavuz 1. Bir hurdalıkta kıstırdık ama kayboldu. Kordon kızın ajan olduğunu söyledi Yavuz 1. Şunu yakalasam iyi olacak. Biraz zaman ver bana. Anlaşıldı. Zorlama. Dönün karakola. Alındı, anlaşıldı Yavuz 1. Kız yok işte arkadaş. Boşuna arıyoruz burada. Oğlum kızı buraya girerken gördük ya. Kaçıvermiş besbelli. Gitmedi gitmedi. Burada bir yerde saklanıyor. Senin bu geçin inadın beni öldürüverecek arkadaş. Hem telsizi dinleyiverdim ben. Komutan bize bir saat zaman verdi. Hadi gel gidelim gari. Hadi. Ya dur oğlum. O kız çıkacak ortaya. Of yetti gari. Amma sızlandın lan. Gidiyorsan git sen. Giderim arkadaş. İyi git. Ama baş belası asker bu. Cevap gelmiyor. Şehir o cevap vermediğine göre onu almışlar. Artık benim için kanun yok. Artık eşit şartlarda savaşacağız çakallar. Hele bir yanlış yap da yanıma gelmeyince. Şerodan öğrendik durumu. Sen kaçmışsın. Kaçamadım Botan. Bir asker sıkıştırdı. Saklandım. Ama inatla arıyor beni. Atlat onu Sandra. Bir de onunla uğraşmayalım. Üsteğmen'in küstah askerlerinden biridir o. Dikkat et. Biraz fazla bela oluyor Botan. Örgüt için hazırladığımız toplu saldırının eylem planları üzerimde. Yardımımıza ihtiyacım olacak. Tamam la tamam. Yerini söyle. Adam gönderiyorum. Uzattınız işi. Çabuk olun la. Tamamdır Baran komutan. Gel komutan, gel. Sonunda senden kurtulacağım. Komutan ölecek, Zilan da sana kalacak, öyle mi? Dosta düşmana karşı Zilan'la evleneceğim Rojda. Oldu mu? La komutan. Kurtul şu mayından da al götür Zilan'ı.
Hadin lan. Aslanım şunu biraz hızlı kullan. Emredersiniz komutanım. Geliyorum Leyla. Sana geliyorum. Serdar. Neredeyim ben? Ne oldu bana? Hayırdır kızım? Allah aşkına sakla beni. Baran nerede Rojda? Nerede olacak? Aklının olduğu yerde başkan. Köye girdi. Sümüklü Zinan'ı bulacakmış. Neredesiniz la? Haberini şimdi aldım başkan. Sandra zor durumda. Uf, bu asker de belanın teki. Allah Allah. Ne oldu buna şimdi ya? İkinci mayında. İyi. Komutan geliyor. Bu ne la? O inek ne arar la orada? Mayınların orada duruyor bu hayvan. Ya hayvan işte başkan. Ne yapalım? Rojda, get kov şu ineği. Ya başkan komutan geliyor. Ya inek yola devrilir başkan, ne yapıyorsun? Ulan şu işe bak be. Yolda bir hayvan var komutanım. Hayvanın önünde de biri var. Dikkatli ol oğlum. Emredersiniz komutanım. Hadi kızım, yürü kızım. Hadi, hadi kızım. Gitti başkan, tamam. Ula hayvan oğlu hayvan. Az daha her şeyi berbat edecekti be. Thank you.
oldu be? Ne oldu? Niye patlamadı bu mayınlar? Ne oldu la? Yola bak başkan. Mayınların yeri açık. Lan! Mayınlar yok be! Mayınlar sökülmüş başkan. Ulan! Kim sökebilir gözümüzün önünde? Nasıl bir iş bu? Rojda! Mayınları söken bu morukmuş. İndirin la şunu. Hadi. Dur. Moru uzmana havale edeceğiz. Sen köye gir. Tamam. Adamları uyar. Çekilsinler. Emredersin başkanım. Siz benimle gelin la. Uzman. Mayınları çalan adamı buldum. Ortalarda görünmeyin la. Esker geliyor. Herkes tepelere çekilsin hemen. Acele edin. Emredersin Rojda Başkan. Komutan oraya geliyor. Ne? Komutan buraya mı geliyor? Kızı aramaya geliyor. Açık verme sakın. Kız komutanın eline geçerse ben yandım ha. Dikkat et işte. Geldi bile. Hoş geldin. Şeref verdin komutanım. Bir kızı arıyorum. Adı Leyla. Burada olduğu istihbaratını aldım. İstihbarat doğrudur komutanım. Ama maalesef Leyla kızım çekti gitti. Bu dinsiz imansız teröristler de defolup kaçtılar. Nereye gitti? Vallahi demedi komutanım. Serdar komutan, beni duyuyor musun? Serdar komutan, beni duyuyor musun? Konuş ne olur. Leyla. Bak kapatma ne olur. Hele beni bir dinle. Dinliyorum Leyla. Neredesin? İyi misin? Allah'ıma çok şükür konuşuyorsun benimle. Sana inanmadım, hata yaptım Leyla. Sonradan öğrendim işin aslını. Hakkını helal et. Gerçekleri öğrendin. Başıma gelenleri bilirsin o zaman. Her şeyi öğrendim Leyla. Bunları sonra konuşalım. Her yerde seni arıyorum. Şimdi söyle bana neredesin? Köydeyim Serdar. Hangi köy? Hiç oynaşma Zilan Eval. Sonra komutanla var ya öteki tarafta buluşursun ha. Leyla ne oldu? Konuşsana hangi köydesin? Leyla cevap ver. Vallahi gerçekten sana çok acıklı oldu. Ben yufka yürekli bir insanımdır. Sizin durumunuza gerçekten benim içim acıyor. Ağlayacağım ya. Bana bak Zilan. Bizimkiler seni görünce çok sevinecek ha. Asfaltarta. Hadi düş bakayım önüme. Kızım burada ne işin var senin? Neden çıktın ağırdan? Sen ağırdaki amcasın. Evet. Hadi yürü gidelim. Telsiz. Kızım bırak telsizi. Teröristler ama her amca... yerde seni. Hadi yürü. Doktor, doktor. Hop. Ne oldu la sana? Ya ben bugün okula gitmeyeceğim ya. Kızım nerede kaldın? Meraktan çatladım. İçeri girelim hanım, hadi içeri girelim. Sen neredeydin hanım? Su çekmeye gitmiştim bey. Sen niye çıktın kızım ağırdan? Köy teröristlerle dolu. Delirmiş gibi her yerde seni ararlar Zilan kızım. Onlar bana Zilan der.
Gerçek adım Leyla'dır amca. Leyla iyi isimdir. Bir de Mecnun olursa. Sağ olun. Kurtardınız beni. Bey, şu musibetleri götür buradan. Bunlar... Mayın. Öyledir kızım, öyledir. Ne yapıyorsun bu mayınlarla? Yoksa gene bir oyun mu bu? Siz de mi örgüttensiniz? O alçaklarla işim olmaz kızım benim. Ya bunlar ne o zaman? Bu mayınları o hayınlar döşer, ben toplarım kızım. Neden yapıyorsunuz bunu? Niye bu tehlikeli işe girişiyorsunuz? Oğlum, gelinim, iki torununun canını bu hayın mayınlar aldı. Onlar ölüp gittiler. O günden beri bizim de yaşayıp yaşamadığımız belli değil kızım. Ben de o günden beri mayın ararım. Bulduğumu toplarım saklarım. Bizim gibi başka hayatlar sönsün. Başka ocaklar yıkılsın. İstemem. Beni kimse bilmez ama o alçaklar bana hırsız diyorlar. Mayın hırsızı. Hayatlarını çalan onlar, hırsız olan benim. İşte böyle Leyla kızım. Seni yanlış anladım. Affet beni amca. Biz buyuz kızım işte. Ya sen? Sen kimin nesisin kızım? Niye peşinde bu alçaklar senin? Hep Serdar diye sayıkladın durdun. Kim o? Çok merak ettik. Serdar benim sevdiğimdir. Serdar komutandır. Çevirin evi. Hayırdır inşallah. Hadi. Ne istiyor bunlar? Uzman mı? Bu uzman Tekin değildir amca. Beni görmemeli. Hafize, sen kulübeye götür Leyla kızımızı. Gel kızım. Gel. Ben de ne olduğuna bir hadi bakayım. Hadi gel kızım. Hadi gel. Yürü, 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 yürü. Gel kızım, gel, gel. Şu ileride fidanlık var, hadi. Hadi kızım, o kulübede saklanırsın. İbrahim, çık dışarı! İbrahim! Hoş geldin komutan, hayırdır? İhbar aldım ihtiyar. Mayın çalıyormuşsun sen. İnsanların hayatını kurtarıyorum, suç mu bu? Kes ihtiyar. Ukalalık yapma. Arayın evi. Durun. Askerleri boş yere yormayın. Mayınları teslim ederim ben. O burada biliyorum. Ama ben bulamam. Öf be, sonunda gidiyor. Ama da takıntılıymış. Etme, keserim boğazını. Tamam, bırakın beni. Ne istiyorsanız vereceğim size. Bırakın. Bırakın. Hey, hey. Çekil. Çekil. Dağılın lan. İçin rahat etti mi? Yakaladın beni. Dudağın kanıyor. Çok inatçısın asker. Gitmedin bir türlü. Sen de en az benim kadar inatçısın. Ortaya çıkmadın. Ne olacak şimdi? Görevim seni komutanıma götürmek. Hadi gidelim. Kalk. Hadi. Kalkacak halim yok. B,
beni bırakmak için... Para mara deme sakın. Hadi yürü. Ulan insafsız herif. Buraya cephanelik kurmuşsun be. Ne yapıyorsunuz? Yapma, vurma. Tut onu. Ne yapıyorsunuz? Bırak kocama. Yapmayın, ne yapıyorsunuz? Leyla bacı, bu köyde mi bakalım komutanım? En son köydeyim dedi Lazoğlu. Burayı arayacağız. Uşaklar, siz ne ediyorsunuz burada he? Oğlum ne oluyor burada? Kötü şeyler oluyor komutanım. Ne ettik biz size? Allah'tan devamım o. Yapmayın. Ulan. Yapmayın. Komutanım. Sen ne halt ediyorsun lan burada? Bu adam hırsız. Mayın çalıyor komutanım. Karakoldan mı çaldı? Suçu ne olursa olsun kimseye bunu yapmaya hakkın yok. Kocamın bir suçu yok evladım. O teröristlerin döşediği mayınları toplar. İnsanlar ölmesin ister. Uzman. Sen kime çalışıyorsun uzman? Komutanım ben... Konuşma lan! Uy, ellerin dert görmesin komutanım. Devran döner demiştim sana. Defol git karşımdan. Defol! Karakola gideceğiz amca. Olayın zabıta tutulacak. Hem bizim sığıyeci bir baksın sana. Olur oğul, olur. Gidelim. Hasan. Yardım et dedeye. Emredersiniz komutanım. Gel dedim. Mayınları toplayın gidelim çocuklar. Emredersiniz komutanım. Evladım. Usul usul geldi. Hadi siz de dağılın. Hadi herkes evlerine dağılın. Mele efendi, senden bir şey isteyeceğim. Buyur Hafize Hanım. Ben karakola gideyim. Şimdi bizim evde bir kız var. Meleğ Efendi, fidanlıktaki kulübede ona sen sahip çıkıver. Hayırdır? Akraba filan mı? He, eyledir, eyledir. Sen yardımcı ol. Olur Hafize teyze. Hadi. Olur. Lan bu bunakların kimsesi yoktur be. Kim bu kız acaba? E bakayım. Ne zaman bitiyor askerliğin? Sana ne? Sana hayatının sonuna kadar... Sen o kirli parayı başkalarına sakla. Gene ne oldu buna şimdi ya? Ya kaldır at sen bunu arkadaş. Hep aynı şeyi yapıyor bu ya. Dur bir bakalım dur. Kaldır kaptı kaldır. Karbüratörde mi acaba?